Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün bomba gibi bir bilgisayar incelemesiyle karşınızdayız. Hemen masamın üzerinde görmüş olduğunuz Asus VivoBook Pro 14 isimli dizüstü bilgisayarı inceleyeceğiz. Ama burası çok önemli. Bu bilgisayarın VivoBook'un önceki modellerinden çok önemli bir farkı var. Nedir diye soracak olursanız, bu bilgisayarın ekranı anladığımız manada bir teknolojiyle üretilmemiş. Yani LCD bir ekran değil. Biliyorsunuz genelde bilgisayar ekranları LCD teknolojisiyle üretiliyor. İşte LCD'nin IPS veya farklı varyasyonları da olabiliyor. Ama bu bilgisayar OLED dediğimiz renkleri çok daha iyi verebilen, çok daha iyi yansıtabilen, muhteşem bir renk skalasına sahip olan bir teknolojiyle üretilmiş ki Asus bu konuda öncü markalardan bir tanesi oldu ve artık dizüstü bilgisayarlarda da OLED ekran devri başlamış oluyor arkadaşlar. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir fiziksel görünümden bahsetmek istiyorum. Aslında bilgisayarı ilk elimize aldığımızda daha önceki VivoBook modellerindeki tasarım anlayışını bu üründe de görüyoruz. Klavyede ilginç bir şey dikkatimi çekti. Enter tuşu böyle çizgi çizgi tasarlanmış ve bunun üst kısmında da aslında Enter tuşuna entegreymiş gibi görünse de yine bir fiziksel bir tuşumuz var. Bu tuş normal klavyenin dağılımı içinde standart Q klavye dağılımında bize birçok şeyi kullanabilme imkanı sunuyor. Bunun dışında fonksiyon tuşları üst kısmına konumlandırılmış. Onu da söyleyelim. Touchpad'imiz var. Touchpad çok büyük bir şekilde duruyor. Neredeyse şöyle söyleyeyim. Neredeyse klavyenin arkadaşlar yarısından biraz daha fazla bir yer kaplıyor touchpad. Touchpad'in sağ üst köşesinde böyle bir küçük bir alanımız var. Oraya tıkladığımız zaman iki kere parmağımıza dokunduğumuz zaman o touchpad'in üzerinde numpad çıkıyor ki daha önceki VivoBook modellerinde de vardı bu. Harman Kardon bir ses sistemi var. Bunun ses detaylarında söyleyeceğiz ne gibi özelliklerin olduğunu. Bunun dışında ekranın ilginç bir özelliği var. Ekran kenarları, üst yanlar ve bu sağ ve üst taraflar çok kalın değil. Alt kısmında da çok az bir kalınlık söz konusu. Üst tarafta bir webcam'imiz var ama sonunda büyütücü bunu akıl etmiş. Hani yıllardır niye yapılmadı ben de bilmiyorum ama artık webcam gizlenebilir bir tuşla korunuyor. Böyle bir tuşumuz var. Böyle basıyorsunuz, kapanıyor, basıyorsunuz, açılıyor. Hatta kapalıyken turuncu renkli bir böyle bir orada küçük bir nokta görülüyor. Fiziksel bir şey koymuşlar için çok güzel bir fikir bu. Yıllardır niye yapılmadı bilmiyorum ama Asus'u ben buradan tebrik etmek istiyorum. Hani acaba kamera açık mı, birbirini gözetliyor mu falan gibi soruların tamamen üstesinden geçilmiş oluyor. Bağlantı yuvalarımız yine bu tarafta var. Sağ tarafta ve sol tarafta da yine bağlantı yuvalarımız var. Bunları teknik özelliklerde detaylarına size değineceğim. Bunun dışında oldukça da hafif yaklaşık 1.41 kilogramlık bir bilgisayar olduğunu söyleyeyim. Cihazın fiziksel görünümü bu şekilde. Şık bir tasarımı olduğunu söyleyeyim. Tuşları vesaire çok güzel ve ekranı biraz sonra detaylarına daha fazla değineceğim ama ekran muhteşem. Onu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar, şimdi fiziksel görünümden bahsettik. Biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Asus VivoBook Pro 14 ki K3400 olarak da geçiyor arkadaşlar. Çok güzel teknik özelliklerle donatılmış. Şimdi onlara bakalım. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. 14 inçlik OLED bir ekranımız var. Bu OLED ekranın çözünürlüğü 2880'e 1800 piksel 16'ya 10 oranına sahip. 400 nits parlaklığın olduğunu söyleyelim. 16 GB DDR4 RAM'imiz var. Intel Core i7 11370H işlemciyle donatılmış bir bilgisayar bu. Windows 10 Home işletim sistemine geliyor. 4 GB'lık Nvidia GeForce GTX 1650 ekran kartımız var. 512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD depolamamız bulunuyor. 720p'lik bir kameramız var. Aydınlatmalı klavye olduğunu söyleyelim. Önemli bir teknoloji. Wi-Fi 6 desteği var. Bir tane USB 3.2 Gen 1 tip A bağlantımız mevcut. İki tane USB 2.0 tip A'mız var. Bir tane de Thunderbolt'umuz var ki bu aynı zamanda hem ekran hem de şarj için kullanabiliyoruz. Böyle bir özelliğinin olduğunu söyleyelim. Bir tane 3.5 mm'lik hem kulaklık hem mikrofon girişimiz var. Bir tane elektrik bağlantı girişimiz var. Micro SD kart okuyucumuz var. 63 watt saatlik pilimiz ve 1.41 kilogram ağırlığının olduğunu söyleyelim. Yaklaşık fiyatı da 13.000 TL olduğunu belirtelim. Asus VivoBook Pro 14 K3400'ün bu fiziksel özelliklerine baktık. Genel görünümünden biraz bahsettik ve teknik özelliklerinden bahsettik. Şimdi biraz da kullanım deneyimini anlatmak istiyorum ama kullanım deneyimine geçmeden şu ekrandan biraz bahsetmek lazım. Ekran çok başarılı. OLED ekranlar biliyorsunuz yeni bir teknoloji değil. Özellikle televizyonlarda çok karşımıza çıkmaya başladı son yıllarda ama bilgisayarlarda çok bulunmuyordu. Ve Asus burada çok önemli bir hamle gerçekleştirerek
hem bu alanda bir önce olduğunu göstermiş oldu, hem de artık bilgisayarlarında OLED ekranda kullanmaya başlayacağını açıklamış oldu. Türkiye'de bir süredir konuşulan OLED ekran teknolojilerinin bir diğer örneği de bu cihaz arkadaşlar. Yine bu model aracılığıyla OLED ekran avantajları ve Asus'un her geçen gün OLED ekranlı modellerini arttırmaya yönelik yatırımları ve stratejisi de bulunuyor. Burada önemli bir nokta bu artık. Çünkü OLED artık giriş ve orta segmentin birçok ürününde Asus'la beraber gelecek ki bu modelin dışında da farklı modellerde de kullanılıyor arkadaşlar. Önemli noktalardan bir tanesi. OLED ekranlar klasik LCD ekranları kıyasla gözler için zararlı olan mavi ışık oranını %70 daha az bulunduruyor ki bu da özellikle çocuklar için mavi ışığın zararlarını azaltma anlamında çok da işe yarayacak bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Asus OLED dizüstü bilgisayarlar en iyi renk aralığını kapsayan görüntü kalitesine sahiptir. %100 DCI-P3 ve %133 sRGB renk aralıklarını kapsıyor. Bu da önemli artılardan bir tanesi arkadaşlar. Bu model klasik LCD dizüstü ekranlı bilgisayarlara göre 1.3 kat daha fazla algılanan bir parlaklığa sahip. Bu da çok önemli. Çünkü bu değerler aslında özellikle ofiste bilgisayar kullanırken çok çok işimize yarayacak bir teknoloji. Ekranın bir diğer özelliği ise 0.2 milisaniye ekran yanı süresine sahip olması. Bu da çok güzel. Özellikle film, oyun ve işte videolarda, özellikle spor yani hareketli videolarda bu çok çok işe yarayan bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Tabii OLED ekranların olması aynı zamanda böyle tasarımcılar için de önemli bir etken. Neden? Mesela bir işte grafik tasarımcısınız, video tasarımcısınız, bu tarz bir ekranda iş yaptığınız zaman renkleri daha doğru bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Diğer kullanım özelliklerine bakacak olursak, biliyorsunuz az önce teknik özelliklerde bahsettik, işte Intel i7 işlemci var, 16 GB RAM'imiz var, işte 512 SSD falan dedik. Bunlar zaten günlük ihtiyaçlarımızı fazlasıyla görüyor. Bu arada işlemci 11. nesil arkadaşlar. 11. nesil olduğu için üzerinde kendi ekran kartı da var. Iris ekran kartı var biliyorsunuz. Ama Asus onunla yetinmemiş. Bu üründe bile Nvidia'nın GTX 1650 ekran kartını da kullanmış. Bu sayede oyunlarda ve birçok aslında yerde çok güzel FPS değerleri alabiliyorsunuz. Tabii ki bu bilgisayarın işi oyun oynamak değil ama oyun oynadığınız zaman da hem OLED ekrandan dolayı hem de üzerindeki harici ekran kartından dolayı hiç de fena olmayacak değerlere ulaşabiliyorsunuz. Biz şimdi Valorant'ta bazı testler yaptık. Valorant'taki FPS değerlerini şu anda ekranda siz de görüyorsunuz. Ve diğer oyunlarda da tabii ki çok böyle aşırı yüksek FPS ya da ne bileyim işte çok yüksek gerçekçilik arıyorsunuz. Belki 1650 size bu anlamda yeterli olmayabilir ama kendi sınıfında değerlendirdiğimizde birçok oyunu oynayabildiğinizi ve sıkıntısız bir şekilde bu oyunlar içinde deneyim yaşayabildiğinizi belirteyim. Öte yandan Asus'un daha önceki modellerimizdeki genelde Vivobook modellerinde oluyor. Gürültü engelleme teknolojisi de var. Kamerayla yaptığınız görüşmelerde işte örneğin Zoom'da bir toplantıya katıldığınız, Skype üzerinden bir şeyler yapıyorsunuz vesaire. Etrafta gürültü varsa gürültüyü engelleyen bir yapay zeka teknolojisi var. Bu son 1-2 yıldır birçok Asus modelinde vardı. Bu modele de konmuş. Yani hem ekranı çok güzel hem de kamerası falan çok güzel. Kameraya gelmişken ondan da mutlaka bahsetmek istiyorum. Teknik özellikler ve fiziksel yönünde birazcık bahsettim. Gizlenebilir bir kamera yapmışlar. Sonunda bir üretici bunu akıl etmiş. Çok da güzel olmuş. Burada küçük bir böyle bir hafif bir tırnağınızla açıp kapatabileceğiniz küçük bir böyle slider gibi bir şey var. Sürgü var. Bu sürgüyle kameranın üzeri kapanıyor. Kapandığı zaman da turuncu bir renk görünüyor. Siz de bu sayede kameranın kapalı olduğu konusunda emin oluyorsunuz. Hani bu hackerlar falan bilgisayarımıza bakıyor mu bakmıyor mu, ele geçirdi mi geçirmedi mi, acaba beni mi çekiyor birileri falan sorularının aslında tamamen ortadan kalkmış hali. Hani bant yapıştırayım bilmem onu koyayım bunu koyayım falan gibi konulara da artık gerek kalmamış. Bence bu güzel olmuş. Kameradan bahsetmişken şimdi gelin bu kameranın bir görüntü kalitesini izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. Evet, bu videoyu Asus Vivobook Pro 14K 3400'ün web kamerasını kullanarak kaydediyorum. Web kamerası ekrana monte edildiği için şöyle açıyı oynadığımız zaman kameramızın açısı da oynamış oluyor. Bu arada şuradaki o sürgülü bir kapağımız var. Kapatıyoruz. Şu anda ekran kapandı. Tekrar açıyorum. Evet, şu anda ekran açıldı. Kamera çalışmaya devam ediyor ama ekranda tabii ki bir şey görmüyorsunuz. İşte bilgisayarın web kamerasının görüntü ve ses kalitesi bu şekilde arkadaşlar. Bu ürünü satın aldığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı siz de bu kalitede bir kayıt yapacaksınız. Şimdi bilgisayarın aynı zamanda ses özelliklerinden de bahsedelim. Harman Kardon tarafından geliştirilmiş bir ses sistemi olduğunu söyledik. Bu ses sisteminde biz bazı denemelerde yaptık.
oldukça iyi ses veriyor. Onu bir kere baştan söyleyeyim. Yani bu kadar küçük bir bilgisayara göre ses kalitesinin çok iyi olduğunu söyleyeyim. Şimdi bilgisayarın ses kalitesini gösterdiğimiz videoyu izleyelim. Yine incelemeye devam edeceğiz. Asus VivoBook Pro 14'ün ki K3400 olarak da geçtiğini söylemiştik. Pili 63 watt saatlik bir pil var arkadaşlar. Yaptığımız denemelerde biz bunu ortalama böyle bir günü yani 8 saate yakın bir değer bulduk. Tabii belki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Hani bu sentetik testlerde nasıl bir sonuç aldık diye sorabilirsiniz. PC Mark 10'un batarya testini denedik. Batarya testinde biz Modern Office senaryosunda denedik. 6 saat 14 dakikalık bir süre verdi bize. Bu da oldukça iyi. Tabii ki bu süreyi biraz daha arttırabilirsiniz. Ekranı kısarsınız, belli özellikleri kapatırsınız. Süreyi bir parça daha arttırabilirsiniz. Ama günlük bir ihtiyaç için, yani sabah aldınız akşama kadar rahat bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Şöyle de bir adaptörümüz var. Adaptör çok büyük değil bu arada. Şu şekilde şöyle göstermiş olayım. Bu şekilde bir adaptörümüz de var. Çok büyük değil. Yani taşıması da çok büyük sorun da olacak bir adaptör olmadığını da söyleyelim. Bu şekilde rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Öte yandan bilgisayarda bir de Thunderbolt yani USB Type-C çıkışının olduğunu da söylemiştik. Burası aynı zamanda hem şarj için hem de ekran görüntüsü için kullanılabiliyor. Yani dışarıya biz monitörü bağlayabiliyoruz. Bunun da önemli bir özellik olduğunu söyleyeyim. Hani kullanım açısından, deneyim açısından, sunulukları açısından baktığımızda çok dengeli bir bilgisayar var karşımızda. Asus burada çok güzel bir iş çıkarmış. Hem OLED ekranının olması hem de diğer özellikleri bizden tam puan aldı. Pilinde bir günü rahat bir şekilde yani 8 saatten bahsediyorum bu arada. 8-10 saate yakın bir değer verdiğini de söyleyebilirim. Şimdi gelelim hepinizin merak ettiği konu Asus VivoBook Pro 14 K3400'ün fiyatına. Biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte ki yeni çıkan bir ürün bu arada arkadaşlar. Yeni yeni satışa sunulacak. 13.000 TL civarında bir fiyatı vardı. Benzer özelliklere sahip, benzer özellikten kastettiğim hani boyut ve ekran, işte yani LCD ekranlardan bahsediyorum. Ürünlere baktığımızda aslında 8-10 bin bandında olduğunu görüyoruz. Ama bu üründe OLED ekran olduğu için ve OLED ekran teknolojisi çok daha yüksek bir kalite ve bir tık da maliyeti arttırdığı için fiyatının ben makul olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şu anda hani bununla karşılaştırabileceğimiz bir açıkçası bir farklı bilgisayarlar yok. Çünkü şu anda Türkiye'de satılan, dünyada da nispeten böyle arkadaşlar, bilgisayarların çoğunda OLED ekran bulunmuyor. Hatta büyük bir çoğunluğunda LCD ekran bulunuyor. O bakımdan karşılaştırma yaparken bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ben fiyatının makul olduğunu düşünüyorum. Özellikle de OLED ekran teknolojisini düşündüğümüz zaman fiyatının aslında gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Hani bu tarz bir teknolojiye sahip olan bilgisayarların genelde 3 aşağı 5 yukarı fiyatında böyle olacağını tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, bir incelemenin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere dünyada bir ilk olan, Türkiye'de de ilk modellerden biri olan Asus'un VivoBook Pro 14 K3400 modelini anlatmaya çalıştık. Bu bilgisayarın hani tüm özellikleri bir kenara bırakalım. En önemli özelliği arkadaşlar ekranın OLED olması. Burası önemli. Bu bakımdan bir ilk olan bir model. O yüzden bu şekilde izlemenizi öneriyorum ben bu videoyu. İlginç bir ürün, güzel bir ürün. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz ya da gözümüzden kaçan bir şeyler varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.